Erken Teşhis programından herkese sağlıklı ve mutlu günler değerli izleyenler. Bugün koca bir yılın son günü ve artık 2020 neredeyse bitti diyebiliriz. Bugün saat 12'yi geçtiğinde artık 2020'ye veda etmiş olacağız. Ve bugün e, sırf bugünün hatırına özellikle hayatın her yerinde karşımıza çıkan diyabet ve diyabetin getirdiği göz hastalıklarından bahsedeceğiz. Ve bunun için de bizlere Operatör Doktor Murat Ünlü Zeybek eşlik edecekler. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim Yusuf Bey. Sağ olun. Siz nasılsınız? Valla iyi olmaya çalışıyoruz hocam. 2020 neredeyse bitti. Büyük umutlarla yeni bir yıla girmenin, sağlıklı girmenin bir heyecanı, hevesi var içerimizde. Nasıl geçti koca bir yıl sizin için? Ee, 2020 bu Covid nedeniyle bizim için yorucu geçti. Ee, çok hasta görüyoruz artık. Yani çok yorulduk. İnşallah bu 2020'de kalır da 2021'de hiç kimse sağlığından en ufak bir kayıp yaşamaz. biz de hastaları sağlıklı bir şekilde görürüz. Hastalıklarıyla değil de sağlıklarıyla bize gelirler inşallah. 2021'den temennimiz de sağlık. Onun dışında çok fazla bir beklentimiz yok. Evet, açıkçası. beklentiler yarı yarıya düştü. Artık sağlıklı olalım da gerisi bir şekilde hallolur. Diyor, evet, değil mi kesinlikle hocam? öyle. Bütün insanlar da bunu yaşayarak öğrendiler zaten sanırım bu COVID sürecince. Evet. Hocam peki şimdi iki tane ekip var. Bir tanesi kötü günleri atlattık. Şimdi daha iyi günler bizi bekliyor. Diğer ekip de... Kötü günleri atlattık sıra daha kötü günlerde diyenler. Siz ilk ekipten misiniz ikinci ben ekipten? Ilk ben ilk ekipten. Ben kötüyüm sen <laughs> değilim yani açıkçası. Evet. Aşı çalışmaları oldukça hızlandı herhalde. Daha iyi günler bizi bekliyor diye düşünüyoruz tabii ama bunların gerçeğini zaman gösterecek bize. Evet. Genelde her şeyi de zamana bırakıyoruz ve zamanla özellikle sağlık bağdaştığından bir şeyleri erken yapmak gerektiğinden aslında birazcık daha acilici olsak Zarar gelir mi hocam? Sağlıkta aceleci olmanın zararı var mıdır? Yani böyle fobi boyutundaysa bazen evet. Mesela evham noktasına getiriyorsa kişiyi. Evet onun dışında erken teşhis birçok hastalıkta önem arz ettiği için aceleci olmak sanki biraz avantaj gibi. Ama bazen böyle fobi boyutuna gelirse o da kişiyi başka noktalara götürüyor. Evet ismine hastalık hastası diyoruz evet. artık bir yerde. Peki konulara geçecek olursak Murat Hoca. Bu diyabet dediğimiz hayatımızın her yerinde karşımıza çıkan aman bak şekerin çıkar, şekerin yükselir. Özellikle bizden yaşça büyüklerde tatlı yemelerine karışırız. Daha doğrusu anne ve babalarımız dedelerimize derlerdi ki hep ama şu tatlı yeme artık bak şekerim var, diyabetin var. Nedir bu diyabet hocam şöyle genel olarak özetleyecek olursak? Diyabet kan şekerimizin yüksek seyretmesi olarak bilinen bir hastalık. Ee, bu iki tipi ayrılıyor. Tip 1 ve tip 2 diye. Ee, tip 1 diyabette e, normalde e, yediğimiz besinlerden sonra vücudumuza giren şekerler insülin hormonu sayesinde hücrelerimize alınıyor. Bu tip 1 diyabette insülin üretimi hiç olmuyor insan vücudunda. Yani Pankreasımızdaki insülin üreten hücrelere vücudumuzun bağışıklık sistemi bir savaş açıyor. Ee, tip 1 diyabeti biz daha çok e, gençlik ergenlik öncesi dönemde görüyoruz. Böyle akut başlangıçlı bir tablo. Hastalar şeker komasına girerek hekim karşısına gidiyorlar. Tanıları böyle erken dönemde konuluyor. Tip 2 diyabette işte daha ileri yaşta gördüğümüz genetik yatkınlığı olan hastalık. Burada da vücudumuzda insülin seviyesinde yetersizlikle birlikte dokuların insüline verdiği cevapta bir bozulma oluyor. Yani insülinimiz var ama ona vücudumuz bir reaksiyon göstermiyor ve şekerimiz yüksek seyrediyor. Tip 1'i biz %5-10 oranında görüyoruz. Tip 2'yi de %90-95 oranında görüyoruz. %95 oranında aslında kalıtsal bir aile hikayesinden bahsediyoruz. Evet yani kalıtsal oranı yüksek bir hastalık tip 2 diyabet. Ee, ve tip diyabetliler içinde tip 2 olma ihtimali %90 civarında falan. %90 civarında. Evet. Yani evet. diyabetse bir kişinin %90'ı tip 2 oluyor. %5 onu tip 1 oluyor. Evet. Şimdi tip 1'de akut ilerleyen bir şeker komasından bahsediyoruz. Özellikle bu diyabet çerçevesinde tabii ki akut gelişen ani atakların hepsi hepimizi korkutuyor bütün hastalıklarda ama bir de alttan sinsin sinsi ilerleyen daha sonrasında başımıza büyük belalar açanlar var. Sizce tip 1 mi daha tehlikeli tip 2 mi? yani normalde diyabetin vücutta oluşturduğu etkilere bakarsak diyabetin yaşı önemli. Böyle tip 1'de diyabete bağlı gelişecek komplikasyonlar erken yaş diyabet süresinin uzunluğu açısından vücutta oluşturduğu şeyler daha fazla oluyor sanki. Ama tip 1 diyabet ihtimali daha az. Tip 2 diyabet işte daha çok görülen kısım. İşte böyle daha çok gördüğümüz için daha çok sorun teşkil ediyor insan hayatında bir de böyle hastalar bunun farkında olmuyorlar bazen mesela. Diyabetli ama diyabetli olduğunun farkında değil. Rastlantısal olarak tanı alıyor. Diyabet için böyle ikiler kuralı diye bir şey var. Normalde dünyada görülme sıklığı yaklaşık %6-7 civarında. Türkiye'deki görülme sıklığı %12-13 civarında. Diğer Avrupa ülkelerine göre daha yüksek bir düzeyde. Ülkemizde yaklaşık 7 buçuk milyon civarında diyabetli hasta var. Tahmin ediliyor. Bunlardan yaklaşık yarısı tanı almış, yarısı hastalığının farkında değil. Her, herhangi bir tanı almış durumda değil. Ee, tanı alan hastaların e, yaklaşık yüzde doksanı tedavi alıyor. Yüzde onluk bir kısım hiç tedavi almıyor. Yüzde ee, %90'lık tedavi alan hastalarında yaklaşık yüzde ee, %45'i e, tedavi e, de istenilen noktaya ulaşabiliyor. Toplamda baktığımız zaman bu oran tüm diyabetli hastalar içinde %10-11'e tekabül ediyor. Yani 7,5 milyon diyabetik hastanın %10'u istenilen e, hekimler tarafından, işte dünyada kabul edilen otoriteler tarafından istenilen sonuçlara yakın hastalar. Onun dışındaki kalan kısım oldukça tehlikede ki bir kısmı da hala karanlıkta hasta olduklarını dahi bilmiyorlar. Evet kesinlikle öyle. Diyabet vücudun her yerinde bir yerinde birçok hastalığa sebep olabiliyor, özellikle iyileşim noktasında büyük problemler yaratıyor. Diyelim ki bir ameliyat olacaksınız. diyabetiniz varsa iyileşmeniz daha uzun sürüyor, evet. e, dokuya verdiği yanıtlardan kaynaklı olarak. Peki diyabete bağlı olarak gözde ne yaşanıyor hocam? Yani, Diyabet e, normalde bir damar hastalığı. Evet. küçük damarların yapısını bozarak onların tıkanmasına neden oluyor. Vücutta damar içeren tüm yapılarda yani öyle bir damarsız organ yok neredeyse. Bir gözdeki korne haricinde. Bütün damar içeren dokularda hasara neden olabiliyor. Bunların en başlıcaları işte böbreklerde bozulma, işte kalp damar sisteminde bozulma, felç, inme, nörolojik problemler, işte mide bağırsak sistemindeki problemler, gözde de e, retina dediğimiz kısımda en sık gördüğümüz, e, en istemediğimiz şeyler retinadaki damar yapısının bozulması ve buna bağlı problemlere neden oluyor. Peki nedir bu problemlerin genel ismine diyabete bağlı göz hastalıkları evet, diyoruz ama? bağlı göz hastalığı ya da diyabetik retinopati diyoruz ama bunun dışında gözde farklı problemlere neden oluyor. Mesela yara iyileşmesinden bahsettiniz. İşte gözde enfeksiyon riskini artırıyor. İşte var olan yaraların iyileşmesini geciktirebiliyor. İşte gözümüzün hareketini sağlayan kasların beyinde bulunduğu çekirdek kısımlarında problemlere neden olarak... ...şaşılık çift görme, sonradan oluşan ani çift görmelere neden olabiliyor. Gözümüzün retina tabakasında damar tıkanıklıkları, damarlarda küçük genişlemeler, tıkanıklıklar... ...damar içeriğinin akışkanlığının bozulması, damar içindeki sıvının retina tabakasına çıkması... ...sinir tabakasında ödem, sarı nokta dediğimiz bölgede ciddi ödem, görme azalması... E, tedavi edilmemiş durumlarda e, ciddi böyle ameliyat gereksinimi olan göz tansiyonuna neden olabiliyor. Ve e, göz içi jel tabakasında e, retina ile birlikte tedavi edilmemiş ileri olgularda e, kanamalar, işte retina dekolmanları gibi ciddi ameliyat gerektiren fonksiyona iyileşmenin çok olmadığı e, ağır tablolara neden olabiliyor. Dünyada gelişmekte olan ülkelerde körlükler arasında en önemli sebeplerden bir tanesi diyabet. Yani hikaye öyle bir yere gidiyor ki bir yerden sonra diyabetin özellikle göz özelinde geri dönülemez noktalarda hasarlar bırakabildiği ortaya çıkmış. O Kesinlikle öyle yani sadece göz açısından değil mesela böbrek açısından da geri dönülemez hastalıklara bir işte diyalize giren hastalarda kronik böbrek yetmezliğine sebep olan hastalıklar arasında diyabetin önemli bir rolü var. Mesela inme, kalp krizi bunlar arasında diyabetin önemli bir rolü var. İşte uzuv kayıpları, amputasyon mesela diyabetik ayak nedeniyle işte bacak kesilmesi, ayak kesilmesi evet. iş kazalarından daha yüksek bir oranda diyabete bağlı. Ee diyabet aslında böyle global baktığımız zaman bir halk sağlığı problemi aslında. Dünyadaki sağlık harcamalarının yaklaşık %10-15'i diyabet ve diyabete bağlı problemlere harcanıyor. yani çok ciddi bir sağlık problemi. Şeker tüketmeyini bir kez daha burada aslında vurgulamış olduk. Doğal kaynaklardan alınan şekerle normal paketli gıdalardan alınan Şekerle bir insanın diyabet olabilmesi mümkün mü? Tabii çok güzel bir noktaya değindiniz. Evet. Yani bu kentsel yaşam, kentsel beslenme, işte böyle yüksek kalorili hazır gıdaların fazlaca tüketilmesi, çok hareketsiz yaşam, işte bunlar e, bahsetmiştim insülin direncinin ana sebepleri arasında sayılıyor ama bunlar yaşam şekli değişiklikleriyle birlikte yani diyabet önlenebilir şeklinde mesela tip 2 diyabet olma ihtimali yüksek kişiler bu yedi içtiği besinlere işte hareketlerine sporsal faaliyetlerine dikkat ederlerse diyabet olma yani öyle bir ihtimalleri varsa bunu biraz ötelemiş olabiliyorlar ya da ortadan kaldırmış olabiliyorlar. Kesinlikle. Özellikle şu anki Türkiye'de ve dünyada koruyucu hekimlik yani insanın bir şeyleri kaybetmeden önce koruyabilmesi gerektiğini herkes bas bas bağırıyor. Biz de buradan bir kez daha özellikle diyabet özelinde bunu söylemiş olalım. Şimdi bir soru. Özellikle diyabet hastalarına ya da diyabete bağlı göz hastalarına şunu diyor musunuz? İlk önce senin diyabetini düzeltmemiz gerekiyor. Sonra gözünü düzelteceğiz. Ya da diyabetin bilinen, kesin, ortadan kaldıran bir tedavisi şu an günümüzde var mı? Buyurun hocam. Hayır yani böyle verilen herhangi bir ilaç yöntemiyle diyabet tamamen ortadan kaldırılamıyor. Basılı ömür boyu ilaç kullanmak zorunda kalıyorlar ya da insülin kullanmak zorunda kalıyorlar. Herhangi bir şekilde sağaltımı mümkün olmuyor. Biz e, hastaları işte mesela oluşabilecek komplikasyonlara karşı korumaya çalışıyoruz. Göz için gel, gelen hastalarımızda tabii gözde problemleri varsa yani bu tüm diyabete bağlı gelişen sağlık problemleri için en önemli basamağı oluşturuyor. E, diyabetin iyi kontrol edilmesi, kan şekerinin istenilen aralıkta tutulması, hastalığa bağlı problemlerin gidişini azaltmak, e, iyi kontrole çok bağımlı bir şey yani. Kesinlikle. Özellikle diyabet kontrolü altına alınmadığında duvarda bir çatlak var. Orası nem de yapıyor, üzerini boyuyorsunuz fakat o problem orada kalmaya devam kesinlikle, ediyor. Kesinlikle, kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Peki özellikle göz hastalıklarında, diyabete bağlı göz hastalıklarında en çok risk barındıran ya da sizin en çok korktuğunuz hastalıklar birkaçı nedir bunlar? Yani diyabetik göz hastalığı oluşum riskini artıran faktörleri şöyle sayabiliriz. Yani şimdi biz daha çok tip 2 diyabeti görüyoruz dedik. Tip 2 diyabetli hastalarda daha çok 40 yaşından sonra olan hastalar. Bu hastalar yani normalde herhangi bir şekilde e, farkında değillerse bazen ilk tanıyı biz koyabiliyoruz bu hastalara. İşte göze böyle herhangi bir sebeple geldiği zaman muayene esnasında göz problemleri nedeniyle sizde şeker olabilir. Muhakkak bir dahiliye uzmanı ya da aile hekiminizle görüşün şeklinde uyarılarımız oluyor. Ee, onun dışında yani bu diyabetin özellikle getirdiği hastalıklar noktasında e, karşılaştığınız vakalarda eyvah yani diyabetle bu şekillenmiş ama e, bu bizim en korktuklarımızdan dediğiniz hastalıkların birkaçı nedir? Mesela glokom sanırsam göz tansiyonu onlardan bir tanesi. Onun dışında mesela diyabetin e, gö yani göze gözde diyabete bağlı oluşan hastalıkları artıranlar işte diyabetin tipi dedik, süresi dedik. İşte beraberinde var olan işte obezite, hipertansiyon, evet. yüksek kolesterol seviyeleri, hastanın sigara içiyor olması, hamile olması, böyle kansızlığı olması ya da bir göz ameliyatı geçirmesi diyabetin gözdeki etkilerinin artmasına sebep olacak bazı hastalıklar diyebilirim. Peki yaşla bir alakası var mıdır? Diyelim ki 25 genç yaşında, 26 yaşlarında bir gencin tip 1 ya da tip 2 diyabete bağlı olması ve 25 yaşında olması hikayeyi bir deni değiştirir mi? Yani yaş farkı, yaş grupları özellikle bu hastalara yaklaşımda, hastalığa yaklaşımda farklı bir rol oynuyor mu? Yani erken yaşta olması daha çok tip 1 lehine bir durum. Tip 1 hastaların mesela yaşla birlikte göz hastalıkları olma ihtimali giderek artıyor. Mesela 10 yılda işte yüzde 40 yüzde 50'sinde diyabetik retinopati gelişiyor. Böyle 30 yılda yüzde bu tip bir hastalığın yüzde 90'ında diyabetik göz hastalığı oluşuyor. O yüzden erken yaşta olmak diyabetin süresini yaşam beklentisine göre arttırdığı için aslında bir risk oluyor. Daha ileri yaşlarda da hastalığın işte mesela kontrolü çok önemli. Kişi diyabet ama kendine çok iyi dikkat ediyor, bütün önerileri yapıyor, sporuna işte yediği, içtiği besinlere her şeye dikkat ediyorsa o zaman gözün etkilenmesini bir miktar kendisi kontrol etmiş, azaltmış oluyor. Kesinlikle ve daha kaliteli bir hayatı aslında tercih etmiş oluyor insan hastalığı da kendisinden uzaklaştırmaya çalışırken. Peki diyelim ki hocam bir insanda diyabet var ve yarısının bunun farkında olmadığını söyledik. Fakat diyabete bağlı göz hastalıklarından birisini yaşıyor insan, yaşıyorsa insan gözle görülür olacaktır muhakkak ama nasıl anlar, belirtileri nelerdir? Şimdi diyabete, diyabet bir damar hastalığı dedik. Gözdeki evet. damarsal yapıları bozarak e, etkisi oluyor dedik. E, şimdi bu gözün herhangi bir noktasında olabiliyor. Eğer çok kenardaysa işte gözünün görme fonksiyonunun en yüksek olduğu noktalarda değilse bunların başında sarı nokta geliyor. Sarı noktasını çok etkilememişse aslında herhangi bir şikayete neden olmuyor. Mesela biz böyle diyabeti olup hiçbir problemi olmayan hastaları bazen çok ileri evre göz etkilenmiş durumda görebiliyoruz. Yani bu da o zaman şu devreye giriyor. Kişi diyabetse mutlaka bir göz hekimine gitmeli. Evet. Kişi diyabetse bunu işte diyabetle en çok uğraşan arkadaşlarımız zaten hastaları tanı koyar koymaz mutlaka bir göz hekimine girin. Mutlaka bir göz hekimi sizi görsün. Bizde de gelen hastalarda işte mutlaka uyarılarda bulunuyoruz. Biz, bize gelen bir diyabetik hastaya işte ne zamandan beri diyabet olduğu, diyabetik kontrolünün nasıl gittiği, ondan sonra göz muayenesi, göz muayenesinden sonra ne kadar sürede kontrole gelmesini gerektiğini aktarıyoruz. Evet. Peki bu belirtilerle beraber ortaya çıkabiliyor. İlk önce ya diyabet bulunuyor ya da göz hastalıklarından bir tanesi. Dolayısıyla bir sistem var. Bu sistemin içerisinde insan sağlığına kavuşabilmesi için hekimlerinden direktifleri alıyor. Peki bu tanıyı koyabilmek için özellikle hangi tetkikler kullanılıyor hem göz için hem diyabet için. E, diyabetin kendi tanısında kan şeker düzeyi ve hemoglobin A1c denilen 3 aylık kan şeker düzeyi, insülin değerleri, evet. C-peptit değerleri vesaire onlar daha çok dahiliyeci veya endokrinologların kullandığı değerler. Biz diyabetik göz hastalığının tanısını koyarken e, öncelikle işte görme etkilenmişse etkilenmemişse görme düzeylerine bakarak daha sonra damla damlatarak göz bebeğini genişletip retina bölgesinin muayenesini yaparak direkt diyabete bağlı damarsal problemleri gözlerimizle görerek tanı koymaya çalışıyoruz. İleri tetkik olarak kullandığımız anjiyografi dediğimiz damardan özel bir ilaç vererek bu damarların daha ayrıntılı görüntüleme işlemlerini ve OCT dediğimiz tomografi ile diyabete bağlı sarı nokta hastalığı varsa bunların daha ayrıntılı e, görüntülemelerini yapabiliyoruz. En çok kullandığımız yöntem bu ikisi. Bu iki yöntemle aslında diyabete bağlı göz hastalıklarını ortaya çıkartmak mümkün. Ya da bir insanın zaten diyabeti varsa az önce söylediğiniz gibi muhakkak ama bir göz doktoruna gözükmesi gerekiyor. Evet. Yani kişilerin diyabetli olan kişilerin e, kendilerinde olan diyabete bağlı etkileri bağlı olarak bu süre değişiyor mesela diyabeti olan her kişi gözünde hiçbir problem olmasa bile mutlaka yılda bir muayene olması gerekiyor. Diyabet gözünü etkilemişse etkilenme sıklığına göre biz hastanın kontrol sürelerini 6 ay, 3 ay, 2 ay, böyle 1 ay gibi böyle değişken yapabiliyoruz kişideki etkilere bağlı olarak. Evet çünkü bir yerden sonra bu kişideki etkiler görme bozukluğuna diğer vücudunda başka hastalıklara sebep olabiliyor. O yüzden özellikle göz anlamında Erken teşhisin burada rolü tam olarak nedir hocam? Tanının erken konulması, kişinin sürekli muayeneye gidip gelmesi, e yapılan özellikle görülen bir probleme zamanında müdahale edilmesi nasıl bir rol oynar özellikle şimdi göz hastalıklarında? Diyabet dedim. Diyabet körlüklerin en önemli nedenlerinden bir tanesi dedim. Mesela bu diyabete bağlı oluşan e vücuttaki komplikasyon dediğimiz durumlar. Şimdi bazıları geri dönüştürülemez şeyler. Mesela onları erken tanıyıp yakalayamıyorsanız artık daha ileri safhaya geçiyor. Daha ileri safhaya geçiyor. Mesela küçük bir şeyleri düzeltebileceğiniz bir şey. Mesela defalarca ameliyat gerektiren ona rağmen hastalara bir faydanızın olmadığı durumlara neden olabiliyor. O yüzden erken teşhis çok çok önemli diyabetik retinopatide. Yani küçük bir lazer birkaç enjeksiyonla durumunu çözebileceğimiz bir hasta çok ileri seviyede karşımıza geldiği zaman defalarca ameliyat edip lazer yapmak, iğne yapmak hastaya efektif bir fayda sağlayamıyor maalesef. O yüzden çok çok önemli bu diyabetik hastalar için. Hocam özellikle göz hastalıklarında daha önce yaptığımız programlarda 11 numara gözüyle 40 sene yaşamış ve gözünün bozuk olmadığını düşünen hastaların olduğunu e, duymuştuk bu programın içerisinde. Hemen size de soralım özellikle karşılaştığınız diyabete bağlı göz hastalıklarında hiç hastalığa gelmemiş değişik bir vaka var mıydı ya da karşılaştığınız bir yanınız var mıdır? Ya ben yakın zamanda böyle 43-44 yaşlarında bir erkek hasta görmüştüm. Böyle diyabeti olduğunu biliyor hiçbir şekilde doktora gitmemiş, tedavi olmamış. İki göz artık tamamen kör olmuş bir hasta görmek Mesela bu ne kadar kötü bir, bir insan için olabilecek ne kadar kötü bir durum yani. Artık mesela çaresiz kaldığında hekime gidiyor ama bizim yapabileceğimiz bir şey olmuyor o noktadan sonra. Ve yani diğer hastalıkları bir tarafa bırakırsak görme apayrı bir şey mesela. Evet. Böyle görmemek başkasına bağımlı yaşamak demek. Mesela işte diğer hastası oluyorsunuz, böbreğinizi kaybediyorsunuz ama yani kendi yaşamsal fonksiyonlarınızı kendiniz devam ettirebiliyorsunuz. İşte ayağınızı kaybediyorsunuz, protez kullanıyorsunuz. Allah kimseyi göstermesin bunlar ama işte görme görmeyince artık başkalarının yardımına muhtaç oluyorsunuz. Yani bir mutfağa gidip bir bardak su içemiyorsunuz, bir tabak yemeğinizi yiyemiyorsunuz. Bu sanırım daha acı bir şey. Bilmiyorum ama ben öyle düşünüyorum. Kesinlikle görme özellikle yapılan araştırmaların içerisinde hem en tatmin edici duyu yani tetmin, tatmini en yüksek olan duyu hem de bize en fazla gereken, beyinle en fazla irtibat olan halde evet. olan duyuymuş. Kokudan, dokunmadan, tattan başka olarak. Peki e, bu diyabete bağlı olan hastalıklarda diyelim ki biri hasta geldi e, Murat Hocam artık belli. Kendisini kötü hissediyor, şaşırdığı var ya da gözünde bir problemin olduğunu biliyor. Ya da daha önce bir diyabet teşhisi almış. Sizin yanınıza geldi Murat hocam. Sanırsam bende diyabet var. Şu gözlerimizi bir kontrol edelim dediğinizde hikaye nasıl ilerliyor? Şimdi hasta bize geldiği zaman diyabeti olup olmadı yani normalde biz zaten herkese soruyoruz böyle. İşte özellikle yaşlı popülasyondaki 40 yaş üzerindeki hastalarımıza yaşlı demeyeyim de 40 yaş evet. üstü popülasyondaki hastalarımıza kronik bir rahatsızlığınız var mı? diyabetiniz var mı? Yüksek tansiyonunuz var mı? Başka sürekli ilaç kullanmanızı gerektirecek bir hastanız var mı diye soruyoruz. Kişi diyabet olduğunu da bize söylerse ilk başta bizim standart gö göz muayenemiz işte kişinin her iki gözünün ayrı ayrı ne kadar gördüğünü ölçmekle başlıyor. Daha sonra özellikle diyabet olduğunu belirtmişse damla damlatarak göz bebeğini genişletmek daha sonra retina dediğimiz sinir tabakasındaki damarsal yapıları ayrıntılı olarak değerlendirmek varsa bunlara yönelik ileri tetkikler yapmakla başlıyor. Nedir bu ileri tetkikler? İşte daha önce de bahsetmiştik bunları. OCT evet. ve anjiyografi. Anjiyografi ile bu e, özellikle damladan sonra da ileri tetkiklerle bir insanın harabiyetinin ya da diyabete bağlı olan e, problemlerin daha iyi ortaya çıkmasını sağlayan durumlar. Evet. Peki ya daha sonra diyelim ki Ortaya sarı nokta ya da diyelim ki şaşılık gibi bir durum ortaya çıktı diyabete bağlı olarak. Ne söyleniliyor hastaya? Yani? Diyabete bağlı bu sinirsel problemler olup sonradan gelişmiş şaşılık durumu varsa bu daha çok nörolojik zeminde olan bir şey olduğu için biz bu hastaları öncelikle gördükten sonra bir nöroloğa yönlendiriyoruz. Orada da muayene olmasını sağlıyoruz. da gerekli muayene ve tetkikler yaptıktan sonra tedavilerini planlıyorlar. Ama yani... O, bütün bu hastaların aslında e, ortak noktası kendi diyabet mesela şeker kontrollerini çok iyi yapmasına dayanıyor. E, gözde e, işte daha sonra bu şaşılı olan hastalar belli bir süre takip ediliyor bize geliyor. Biz şaşılıklarını düzeltmek için farklı şeyler yapıyoruz. Özel gözlükler veriyoruz. işte bazen botoks enjeksiyonlar yapabiliyoruz. Bazen ameliyat gerekebiliyor böyle kalıcı bir şaşılık durumu o, söz konusuysa. Ama e, en çok karşılaştığımız diyabetik retinopati durumunda işte sarı noktada varsa bir problem bu görmesini etkiliyorsa kişinin e, bunlara daha çok e, anti vejef dediğimiz göz içi enjeksiyon tedavileri yapıyoruz. E, damar hastalığı işte damar hastalığının tipleri var. Onlarda da işte kanamalar, damar tıkanıklıkları, sıvı çıkışları, retinanın beslenmesinde problemler varsa bunların işte derecesine, yoğunluğuna bağlı olarak argon lazer tedavisi uyguluyoruz. Eğer e, tedavi olmamış, ileri derecede işte göz tansiyonu varsa bunlara ilaç, ameliyat tedavileri, işte diyabetik ileri göz hastalığı dediğimiz bu göz içi kanamalarında retina ve göz içi jelinin birlikte bozulduğu durumlarda da e, traksiyonel dekolmanlarda da retina cerrahileri uygulamaktayız. Evet, şimdi işin özellikle tedavi noktasını soracağız ama sormamız gereken, merak ettiğimiz birkaç nokta daha var. Numerik anlamda diyabetin bir artış sağladığı söz konusu budur. Yani bir insanın gözü diyelim ki hiç normalde bozuk değil numerik anlamda ya da katarakta da yok. Diyabetin bunlara sebep olması mümkün mü? Evet. Böyle hastalarımız da var. Diyabet olduğunu bilmiyor. Yani bir geliyor hocam benim görmem çok iyiydi. Bozuldu gözlük numara, Eski gözlüğümü takıyorum göremiyorum. Yakın gözlüğüm uzak gözlüğü gibi olduğu şeklinde. Diyabetin kendisi de göz numaralarında bozulmaya neden olabiliyor. Bu durum diyabet tanısı tedavisi regülasyonundan sonra tekrar eski haline dönebiliyor. Böyle bir grup hastamız da var. Hatırlattığınız için teşekkür ederim. Evet bu grup hastadan ve özellikle tedavi yöntemlerinden bahsetmeye devam edeceğiz hocam. Ama onun öncesinde kısa bir reklam arasına gidelim. Reklam arasından sonra anlatmaya devam edelim. Müzik <laughs> Erken Teşhis programında diyabete bağlı göz hastalıklarını konuştuğumuz programda operatör doktor Murat Büyük Zeybek'le beraber anlatmaya devam ediyoruz. Evet hocam en son diyabete bağlı göz hastalıklarının ne olduğundan bize neler yapabileceğinden bahsettik. Şimdi artık yavaş yavaş geldik tedavi yöntemlerinin şöyle altını çizmeye. Biz genelde hep problemi anlatıyoruz. Problemlerin sebeplerini anlatıyoruz. Sonra da diyoruz ki bu işten şu şekilde sıyrılırsınız. İşte en bağlı kaymaklı noktası burası. Geldik diyabetimiz var bir problemimiz var. İlk önce tabii ki bir teşhis konuluyor. Teşhis konulduktan sonra hastalık belirleniyor ve ona uygun bir tedavi yöntemi seçiliyor. Bu hikaye baştan sona nasıl ilerliyor hocam? özellikle bir hastanın e, gelişinden sonra cerrahiye ya da tedaviye karar verirken. Yani e, diyabete bağlı göz problemlerinin tanısını aldıktan sonra e, yani çok fazla alternatif tedavi yok aslında. İşte burada e, iyi şeker kontrolü, e, gerekirse argon lazer tedavisi, iğne tedavisi bunların kombinasyonu ya da cerrahi tedavi seçenekleri var. E, hastaya uygun olanı e, anlattıktan sonra hastanın bunu onaylaması gerekiyor yani. Artık bu evet. herkes tarafından biliniyor. kişinin onayı, rızası olmadan herhangi bir şey yapamıyorsunuz. onların rızasını aldıktan sonra bu enjeksiyon ve lazer tedavileri aslında günübirlik ayaktan yaptığımız işte poliklinik şartlarında olabilen tedaviler. Bunları işte biz Konya Göz Hastanesi olarak aynı gün içerisinde kişinin tetkiklerini aynı gün içerisinde argon lazer tedavisi ve Enjeksiyon tedavilerini aynı gün içerisinde yapabilmekteyiz. Ee, ama ameliyat e, işleri biraz daha farklı tabii. Ee, özellikle bu poliklinik muayenelerde e, insanların yapması gereken ya da muayenelerden önce yapması gereken şeyler var mıdır hocam? Yani işte seni şu sebepten dolayı e, lazer tedavisine alacağız fakat gelmeden önce şunları yapman lazım diye söyleniyor mu? Yine cerrahilerin öncesinde söylenir ya işte 8 saat aç kalacaksın. Hayır yani bu normalde herhangi bir ayrıntı gerektirmeyen şeyler ama hastalar böyle aç geliyorlar bazen hastanın O işte bir işte anjiyo sırasında özellikle anjiyografi yaparken biraz böyle tansiyonda düşme bulantı kusma gibi problemlere neden olabiliyor anjiyo işlemi. O esnada kendilerini kötü hissedebiliyorlar birazcık hastalar. Onun dışında öncesinde öyle istediğimiz anormal bir şey yok. Yani aksine tok mu gelmelerini istersiniz <laughs> göz hastaları? Yani normalde işte insülin kullanan hastalar özellikle bir yani insülin yaptıktan sonra bir beslenmeleri gerekiyor ki kan şekerleri evet. kötü bir şekilde etkilenmiş olmasın. Normal nasıl rutinlerini bozmadan gelmelerini istiyoruz. Ameliyat yapacağımız hastalarda da onu anestezi uzmanımızla yapacağımız anestezi'nin çeşidine bağlı olarak kendimiz ayarlayabiliyoruz. Evet. çok uzun süre açlık gerektirmeyen durumlar söz konusu olabiliyor. Evet. Çok planestezi ile ameliyat edeceğimiz durumlarda. Geçenlerde anesteziyi de konuştuk. Çeşitlerini hiç sormayacağız. Çok fazla çeşidi varmış. Ama özellikle cerrahilerde diyabete bağlı hastalıklarda cerrahi nasıl ilerliyor hocam? Şimdi mikronluk ameliyatlar yapıyorsunuz ve bana kalırsa en zor ameliyatlardan bir tanesi çok zor olmuyor mu aynı anda hem bacaklarınızı hem ellerinizi hem gözünüzü kullanmak? Yani alıştık artık. <laughs> Alışkanlık. Yani göz cerrahinde evet haklısınız öyle gerçekten böyle bütün duyularınızı kullandığınız her iki her iki ayağınızı kullandığınız bir ameliyat oldukça hassas bir alan. Küçük bir alan çalışmak zor ve stresli birazcık da ama işte bizim işimiz sağlık olunca bir insana faydalı olabilmek onun bir duasını alabilmek Paha biçilemez bir şey yani. Gerçekten öyle. Her zaman söylüyorum, şimdi de söyleyeceğim. Sağlık çalışanları özellikle pandemiden önce de bence kahramanlardı. Fakat bu devirde yeni ilan edildiler. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? E, farkımıza vardılar herhalde. <gülüyor> <gülüyor> e, evet. Yani e, Böyle özveri gerektiren bir meslek. Yani o bir aşk gerektiren bir şey. O olmadan insanı oldukça yıpratacak, zorlayacak bir meslek. Kesinlikle çünkü insanlar sizlere sağlıklarını, gözlerini, görüşlerini e, emanet ediyorlar ve bu noktada bu emanetin karşılığında tabii ki e, emanete hıyanet etmeden onlara sağlık kazandırdığınızda hem siz iyi hissediyorsunuz hem de onların iyi hissetmesini istiyorsunuz. Çok kutsal bir meslekle uğraşıyorsunuz. O yüzden sizin nezdinizi bir, bir kez daha bütün sağlık çalışanlarına teşekkür etmiş olalım hocam. Konuya da devam edelim. Özellikle şunu sormak istiyorum. Şimdi bir kişinin diyabeti var. Ee, katarakta sebep olmuş, mümkün müdür? Katarakta evet, o, sebep Evet, onu olması. bahsetmedim galiba. Evet. <laughs> Diyabetin kendisi de katarak erken yaşlarda katarakta neden olabiliyor. Normalde katarakt daha ileri yaşlarda seyrettiğimiz bir hastalıkken daha orta yaşlarda diyabeti sahip bir kişi de katarakt görmek mümkün yani. Kesinlikle evet. Diyelim ki bu kataraktı gördük, e, tedavi ettik. Fakat şekeri kontrolü altına almadık. Nükseder mi, tekrar eder mi? Yani normalde biz katarak cerrahisi öncesinde kişi diyabetli ise e, öncelikle e, diyabete bağlı gözlüğünde bir etkilenme olmuş mu, olmamış mı? E, damarsal yapılarında bir bozukluk var mı, yok mu? Sarı noktası etkilenmiş mi, etkilenmemiş mi? Kişide var olan katarak onun görmesini ne kadar etkilemiş? Ameliyat gereksinimi var mı? Yok mu? Bunlara karar veriyoruz. Eğer glisemik kontrolü, hastanın şeker kontrolü çok kötüyse, farkında değilse ameliyat öncesinde bunları bir dahiliye uzmanına ya da endokrinoloji ya da aile hekimine yönlendirerek bir tedavi başlamasına istiyoruz öncelikle. Katarak acil, genellikle acil olmayan bir ameliyat. Eğer diyabete bağlı gözünde, retinasında bir problem varsa işte anjiyografi yapabiliyorsak hastanın kataraktı bizim anjiyografi yapmamıza engel teşkil etmeyecekse Bazen o kadar yoğun kataraklar, bembeyaz kataraklar oluyor. Kişinin görmesi inanılmaz derece kötü. Tetkiyi bile Biz gözün arkasını bile göremiyoruz. Ki diyabete bağlı bir problemi var mı yok mu çok kestiremiyoruz ama bu durumlarda bizi diğer iyi gören gözü varsa o referans oluyor. Onun arkasını kontrol ederek diyabetik retinopati varsa durum hakkında bilgi edinebiliyoruz ee, yani %100 geçerli olması da iki gözde ilerleme hızı aynı bunları yaptıktan sonra e, işte dediğim gibi e, öncelikle lazer tedavisi gerektiren olgular olabiliyor ameliyat öncesinde ameliyat öncesinde iğne gerektiren olgular olabiliyor iğne ile birlikte lazer tedavisini ameliyat öncesinde planladığımız olgular olabiliyor daha sonra ameliyat planladığımız ol olgular olabiliyor bu her hastaya göre değişiyor Katarakla beraber diyabet varlığında kişinin gözünün arkasındaki retinasındaki diyabete bağlı hastalık varsa bunun seviyesi, durumu, tedavi gerektirip gerektirmediği ameliyattan önce dikkat ettiğimiz noktalar arasında. Evet şimdi iki tane konu var bunlar yine insanların en merak ettiği noktalardan birkaçıymış. Retina tutulumu dediğimiz bir hastalık varmış zannedersek yine diyabete bağlı şekilde mi gerçekleşir kendileri retina tutulumu? Yani retina tutulumu yapan birçok hastalık var ama diyabet damarsal bir hastalık olup e, retina damarlarının bozduğu için diyabetik retinopati olarak adlandırılıyoruz. İşte, Diyabete bağlı retinal damarsal hastalık olarak da isimlendirebiliyoruz bunu. Evet ve bu noktada aslında yine yapılan tedaviler bu retina tutulumunun tedavileri için de geçerlidir diyebiliyoruz. Evet. evet yani aynı şeyleri yapıyoruz genellikle onlarda da. Evet enjeksiyon şunu ederler. merak ediyoruz şimdi bir insanın gözünün kanaması, kanaması çok nadir görünen olaylardan yani gündelik hayatta sık sık yani elimizin kolumuzun kanaması gibi alışkın olduğumuz bir şey olmadığından büyük paniğe sebep e, yaratabilir özellikle gözde bir kanama. E, genelde hep kanar aslında e, kanlanır kızarır biz kızarır deriz ama o içerideki kanlanmadan dolayıdır değil mi hocam? Evet normalde bu gözümüzün ön kısmında görülen beyaz tabakasını döşeyen bir zar tabakası var. Bu oranın damarsal problemleri de böyle kişinin birden aynada baktığında yüzüne fark edebileceği kanamalara neden oluyor. Bu aslında bahsettiğim diyabete bağlı damarsal tıkanıklıklar, damar geçirgenliğinin artılması böyle retinamızda küçük küçük noktasal kanamalara neden oluyor. Bunlar sarı noktamızın içinde etrafında değilse yani hiçbir bulgu vermiyor demiştim hatırlıyorsanız mesela evet. bize bazı hastalar geliyor diyabetik retinopatisi oldukça ilerlemiş ama hasta bunun farkında değil. Böyle e, bu tedavi edilmediği takdirde gözünde istenmeyen damar oluşumlarına onlardan ciddi kanamalara ve aniden görme kaybına neden olabiliyor diyabetik. Hasta geliyor hocam dün bir şeyim yoktu bir kalktım sabah hiçbir şey görmüyorum şeklinde Eyvah. bu diyabete bağlı göz içinde ciddi kanamalara neden olabiliyor. Onun dışında böyle noktasal küçük kanamaları hastanın fark edebilmesi çok mümkün değil. O yüzden de diyoruz ki işte belirli aralıklarla rutin kontrollerinize gelmeniz lazım. Belirli aralıklarla rutin kontrollerinize gelmeniz lazım. Kişinin algı ve seçiciliği çok yüksek olsa bile bazı hastalıkların kişide oluşturduğu etkileri kendi fark edebilmesi mümkün olmuyor maalesef. Evet muhakkak bir tetkik ve muayenenin gerçekleşiyor olması lazım ki Hikaye daha net bir şekilde görülebilsin. Şunu merak ediyoruz özellikle kanamalarda ve bu tarz böyle akut gelişen görme bozukluklarını geriye çevirebilme imkanımız var mı tedavi yöntemleriyle? Diyabetik olup da göz içine ciddi yoğun kanaması olmuş görmesi çok ileri derecede etkilenmiş böyle çok azalmış hastalarda. Öncesinde işte diyabetinin farkında olup olmadığı, yani diyabetik retinopatisi için herhangi bir tedavi yapılıp yapılmadığı bunlar önemli. Bu durumlarda hemen böyle ameliyat kararı almıyoruz. Gözün içini göremiyorsak bile ultrason dediğimiz yöntemle retinanın durumu hakkında bir kabaca bilgi ediniyoruz. Ee, i̇şte diğer gözünü kontrol ediyoruz. Orada diyabetik retinopati varlığı ne durumdadır, hasta bir tedavi almış mı, lazer yapılmış mı? Bazen hastalar kendi tedavilerini de mesela soruyoruz hastalığınız var mı? tam giderken diyabetim vardı benim. İşte bana enjeksiyon yapıldı birkaç kere lazım. Bunlar biz sormadan söylemiyorlar. Bazen biz muayene <laughs> esnasında kendimiz buluyoruz. Bu durumlarda hemen böyle bahsettiğiniz kanamalarda birkaç hafta beklediğimiz oluyor. Bir ay, altı hafta, sekiz hafta civarında. Eğer lazer tedavisi hiç yapılmamışsa bu esnada belirli aralıklarla kontrole çağırarak gözün içindeki jeldeki kanama belli bir süre sonra azalmaya, aşağı doğru çökmeye, çekilmeye başlıyor. Görebildiğimiz retina alanlara gerekli tedavileri başlayabiliyoruz. Bazen retinanın etkilendiği durumlarda direkt ameliyat kararı aldığımız oluyor. Bir kişinin bir gözü görmüyorsa, bir gözünde ciddi ani görme işte kaybı olduysa o zaman işte yaşamsal fonksiyonlar ciddi derecede etkileyince böyle 4-6 hafta, 8 hafta beklemek mümkün olmuyor. onlarda ani böyle hızlı cerrahiler yapmamız söz konusu olabiliyor. Evet bir de özellikle şunu sormak istiyoruz hocam. Şimdi e, bu tedavilerin hepsi geçerli fakat bir insanın diyabeti olduğunda diyabete bağlı olmayan göz hastalıkları da özellikle gerçekleşebiliyor ve diyabet yüzünden belirli tedaviler yapılamıyormuş bazı hastalara. Bu tedavi yöntemlerinin nelerdir? Yani bir insan diyabetliyse ne zaman olamaz gibi Evet mesela şimdi son zamanların popüler şeyleri böyle akıllı mercek olayları var. Herkesin belli. Akıllı mercek olayları mesela bir kişi akıllı mercek yaptırmak istiyorsa gözünün herhangi bir problemi olmasını istemiyoruz. İşte görme bozukluğu gözlüklerinden kurtulmak için ameliyat istiyor hasta ama diyabete bağlı gözünün arkasında ciddi etkilenmeler olmuş. Bu durumlarda ameliyat önermiyoruz. Yine böyle erken yaşta işte lazer tedavisi olup gözünden kurtulmak isteyen hastalarda da mesela ciddi kontrolsüz kötü bir diyabet varsa yani mutlak kontrol indikasyonu değil ama her hastayı kendi içinde değerlendirmek gerekiyor. Bazen onlara da önermediğimiz oluyor. Çünkü bazı e, forumlarda ve sitelerde ben araştırmamı yaparken Aman diyabet hastaları sakın nazar tedavisi olmasın. E, göz hastalıklarında tedavi ve cerrahi olacakken özellikle bu tarz tedavilerde dikkat edin. Olmayın tarzı ibareler geçmiş. E, bazen özellikle internette bunu da sormak istiyorum evet, size. böyle <laughs> genelleme var ama internette mesela yazılan her şey mesela bir kişinin başından evet. geçen iyi ya da kötü şey toplumun geneline ya da o hastalığı sahip olan o ameliyatı geçiren herkesin genellemek çok doğru bir uygulama değil ama öyle bir yanlış bile bilgilenme, bilgilendirilme söz konusu. Burada her hastayı kendi içinde ayrıca değerlendirmek gerekiyor. Kesinlikle çünkü hastalık yok. Hastanın evet. kendisi var. Evet, kesinlikle. Ee, o yüzden komplikasyonları, hastalığın kendisi ve seyri herkese daha farklı ilerlediğinden kardeşim git bir doktora gözük. <laughs> daha mantıklı aslında burada bulunması gereken şey. Değil evet, mi hocam? Hastalar bizden çok etrafta söylenenlere inanıyorlar bazen. <laughs> Mesela evet. komşusunun önerisine göre diyabetik ilacını vesaire kesen böyle hastalar var. Hekimine güvenmeyip işte sağda solda söylenen, işte duydukları şeylere inanan hastalar var. Bu kişinin kendi sağlığını bu kadar kolay riske etmemeli diye düşünüyorum ben aslında. Değil mi? Çünkü sağlık kaybedildiğinde en çok ah edilen şeylerden bir tanesi. Biz de o yüzden erken teşhis dedik. Sağlığımızı kaybetmeden bulalım dedik. Şimdi yavaşça toparlayacak olursak hocam diyabete bağlı göz hastalığı yaşayan, göz problemleri yaşayan insanlara tavsiyeler verecek olsaydınız bunlar neler olurdu? Yani bütün hastalarımıza söylüyoruz mutlaka işte düzenli dahili endokrinoloji kontrollerine gitmelerini istiyoruz kan şekerlerinin kontrol için kendilerine verilen ilaçları, hekim tarafından önerilen ilaçları uygun şekilde almalarını, bir olumsuzluk yaşadıklarında tekrar hekimleriyle görüşmelerini, bize geldikleri zaman bizim muayenemize sonrasında biz hastalara gerekli olanları anlatıyoruz, tedavi gerekiyoruz, onları yapıyoruz ve kontrol sürelerini söylüyoruz. Ama bunların dışında en önemli her hastaya bahsettiğimiz, işte mutlaka şeker kontrolünüzü çok iyi yapmanız lazım. Şeker kontrolünüzü çok iyi yapmanız lazım. En önemli nokta bu. Bütün diyabete bağlı problemlerin zemininde şeker kontrolünün kötü olması yatıyor. Buna dikkat etmelerini öneriyoruz. Evet. Hem kendi vücutları için hem göz problemleri için diyabete dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü bir hastalık düzeltilse bile özellikle diyabete bağlıysa tekrar edebilme olasılığı var. İnsanların ilk önce bir şekerini kontrol etmesi gerekiyor. Evet. Diyabet böyle halk sağlığı problemleri yıllar geçtikçe dünyadaki hasta sayısının artması beklenen bir sıkıntı. Yani bilinçlendirme, bilinçlenmek bu konuda oldukça önemli. E, kişinin kendini tanıması. Artık sağlık hizmetleri kişilerin çok hızlı ulaşabileceği bir noktada ülkemizde. Bu nimetten faydalanmak gerekiyor bazen. Kesinlikle değil mi hocam? Bir de Avrupa ülkelerine ve dünyaya kıyasla hem hekimlerimiz daha başarılılar e, ...alet ve edevat kullanma konusunda hem de özellikle sağlık sistemi şu an ülkemizde hemen yanı başında ulaşabilir aslında. Evet. Yani komşu Fatma teyze diyabet ilacını bırak dediğinde bırakıyor ama yanı başındaki sağlık ocağına gitmiyor insanlarımız maalesef. Evet. Bir de bu Covid süresi diyabetli hastaları kötü etkiledi sanırım. Mesela birçoğu evde işte böyle korku içinde stresleri artmış, şeker kontrolleri kötü, yeme içme alışkanlıkları değişmiş, hareketsiz kalmış. Biz bu dönemde böyle diyabete bağlı göz problemleri olan hastaların göz problemlerinin kötüleştiğine şahit olduk. Birçoğu hastaneye gitmekten, muayene olmaktan bile çekiniyorlar ama bu onlarda işte mesela kaybedilen şeylerin geri getirilmesine imkan tanımayacak noktada değişikliklere sebep olabiliyor. O yüzden biz her zaman yanlarındayız. Bize bütün sağlık kuruluşları öyle gerektiğinde onlara müracaat etmeleri gerekiyor kontrolleri aksatmamak adına. Evet. Her programda söylüyoruz bunda da söyleyelim. Covid var değil diğer hastalıklar şöyle bir askıya İnanın. asılmadılar. Evet kesinlikle. İlerlemeye devam ediyorlar ve bizim de bunları ertelemememiz gerekiyor. Özellikle göz noktasında da ertelediğimiz zaman geri dönüşü olmayan noktalarda bulabiliyoruz kendimizi. Değil mi hocam? Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Erken teşhis programında hocam bugün diyabete bağlı göz problemlerinden bahsettik. Bizleri aydınlattığınız için gerçekten çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz, özellikle şu noktaya dikkat ediniz dediğiniz bir durum var mıdır? Bu yılın son günü bu programa davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. 2020 sağlık için böyle sağlığın ne kadar önemli, sağlık olmadan hiçbir şeyin olmadığını insanların yaşayarak gördüğü bir yıl. Ee, yani Sağlık, biz sağlıkla uğraştığımız <laughs> için hep göz sağlığı, evet. sağlık insanlar için önemli. Herkes sağlığına dikkat etsin yani. Kesinlikle. Önerteceğim başka bir şey evet. yok. Teşekkür ederiz hocam. Katıldığınız için çok güzel bir program oldu. Erken Teşhis ya programında yılın son gününde sağlığı yine paylaşmaya ve çoğaltmaya devam ettik değerli izleyenler. Bitti sanmayın, devam ederiz. Erken teşhise dikkat edin demeye devam edeceğiz. O zamana değil, hoşçakalın, sağlıkla kalın.